Şive ve taklit. Böyle de soruyorlar. Hikaye ve romanlarınızda da mahalli şiveye niçin önem veriyorsunuz? Tiplerinizin niçin İstanbul şivesiyle mesela bizler gibi konuşturmuyorsunuz? Evet, niçin? Niçin benim köylü ve işçiler onlar gibi konuşmuyor? Niçin mesela geliyorum yerine geliyorum, bilmiyorum yerine bilmiyorum veya bilemiyorum diyorlar. Şöyle bir yazı yazdığımı farz edin. Üstü açık köyünün zarif hava alanına uçağımız süzülerek indi. Saçları bilyantinden ışıl ışıl üst başları pırıl pırıl köy halkı bizi özel otalarıyla karşıladılar. Köyün beş katlı mükellef oteline misafir geldik. Banyomuzu aldık, kuş tüy yataklarımızda dinlendik. Otel lokantasında şerefimize verilen ziyafette unutulmaz saatler geçirdikten sonra köy üniversitelerinde gene alim Çopur Ali'nin atmosferi bir anda aşıp gezegenlere gidip dönecek füze hakkındaki ilmi çalışmaları ile ilgili konferansını dinledik. Desem, bana inanır mısınız? İnanmazsınız. Çünkü bilirsiniz ki ne üstü açık köyünün hava alanı vardır ne de benim uçakla gitmeme imkan. Hele saçları bilyantinden ışıl ışıl, üstleri başları pırıl pırıl, özel arabalı köylüler. Köyde beş katlı mükellef otel kuş tüyü, yatak, banyo, lokanta şu bu masaldır. Köyde üniversite falan yoktur. Zavallı Çopur Ali de ne atmosferin farkındadır ne de füzenin. Sarı öküzün peşinde sürt Allah kereyim köseleye dönmektedir. Ama günün birinde bütün köylerimizde hava alanları, üniversiteler, lokantalarında sanat veya aryalar dinleyerek karın doyuracak. Mesut köylüler ve nihayet en çapraşık bilimsel problemlerle uğraşan Çopur aleler olacaktır. Bütün bunlar günün birinde olacak diye olmuş gibi mi laf etmem lazım? Hayır. Gözleme dayanan amacı halkın ilerleyen uygarlığın yanı başında nasıl bir tarih öncesi yaşadığını belirtmek olan roman ve hikayelerde olmasını lazım geleni olmuş gibi göstermek yani uygarlığın yanı başındaki sefaletleri yumuşatıp hafifletmeye sanatçının hakkı yoktur. Yığınlar en basit anlamıyla ekmek için savaş içindedirler. Soylarının üstün uygarlığını görmeye zamanları olmuyor. O kadar ki kendi öz dillerini bile dost doğru belleyemiyor. Otomobile tomofil, radyo iradyo, gramofona fonograf diyorlar. Geliyorum değil, geliyorum. Gidiyorum değil, gidiyorum. Yalnız dil konusunda değil, her şeyde böyle. Elektrik yerine yağ kandili, doymak yerine dolmak. Ayın boşlukta duruşunun basit izahını bilemezler. Onlarca ay öküzün boynuzunda durur. Radyoya şeytan dolabı derler. Parçalanan atomdan haberleri yoktur. Bütün bunlar yalnız köyde değil kasaba şehir hatta her senkine yekpare acem mülkünü feda ettikleri şehri Dilara'da da böyledir. Roman veya hikayeleri bu türlü insanları konu olarak almışsa, namusu da gerçeği olduğu gibi yazmaya uygunsa, Günün birinde insanlar insanlıklarını idrak edip her şeyin doğrusunu öğrenecekler diye. Öğrenmişler gibi yazmaz, gerçeği yazar. Bu arada geri kalış veya bırakılış sebeplerini de ortaya koyar. Aksi halde yukarıda yazıma başlarken verdiğim üstü açık köyü ve Çopur Ali misalinde olduğu gibi hataya düşer. Okuyucu hadi be sende der. Biz de öyle köy nerede? Hangi Çopur Ali? Hangi konferans? Dilde böyle. Ben şahsen hikaye ve romanlarımdaki tiplerin konuşmasına bunun için karışmam. Nasıl konuşuyorlarsa öyle konuşturur. Yanlışlarını düzeltmem pek. Yani palas pareler içindeki insana kostüm giymişti diye iftira etmem. Bu hareket tarzı eserin hem havasını temin eder hem de okuyucuyu inandırır. Eskiler aldanma ki şair sözü elbette yalandır derlerdi. Biz sanatçı yalan söylemez dedirtmek istiyoruz. Anlatacağım olay öteki yazar arkadaşlarının da başından geçiyordur herhalde. Bir gün meseriyet kahvesinde otururken hiç tanımadığım yaşlı bir zat masama geldi. Benim Murtaza isimli kitabın yazarı olup olmadığımı sordu. Olumlu cevap alınca aynen şöyle söyledi. Yaşım 65. 7 yaşındaki torunumdan bana kadar kızım, oğlum, yeğenim, damadım, Refika hatta komşular bu kitabı zevkle defalarca okuduk. Ben Alasonya'da bulundum. Kitaptaki konuşmalar şaşılacak derecede doğru. Sizi tebrik ederim. Bu ne demektir bilir misiniz? Sanatçı sözü elbette doğrudur. Sanatçı yalan söylemez demektir. Oysa ki ben ne Alasonya'da bulundum ne de Alasonyalılarla uzun zaman kaldım. Sadece belirtmek istediğim öze en uygun biçimi vermek için didindim böyle dedinip kendimi zora koşacağıma, Murtaza'yla beraber bütün tipleri durulmuş tertemiz İstanbul şivesiyle konuştursaydım ne olurdu? Şu olurdu. Her tipin kendi iç alemini belirtmeye yarayan kendine ait ifade tarzı kaybolur. Eser hem havasından kaybeder hem de gerçek izlenimini vermez de. Mesela geçkin zat hadi be derdi. Alasonyalı böyle mi konuşur? Bence yazar öze en uygun biçimi bulmalı ve tiplerinin bütün sosyal durumları ile birlikte dil özelliklerine de dikkat etmelidir. Her devrin insanı yaşadığı devir ve şartların damgasını belirtecek şekilde konuşur. İnsanlarımız günün birinde şii ve farklarından sıyrılıp ideal Türkçe ile konuşacaklar diye öyle konuştuklarını farz edemem peşin olmakta olan sonra da olması gereken, olması gerekeni istemek, bu uğurda mücadele etmek ileri sanatçının ödevidir. Benim anladığım sanatçı bir doktor gibi hastalığı teşhis edip tedavi için gerekli reçeteyi vermelidir. Dil, insanla sıkı sıkıya bağlı öteki müesseselerden biridir. Dil, sefalet ve darma dağınıklığının ortadan kalkması için yazarın roman ve hikayelerindeki diyalogları düzeltmesi yeterli değildir. Ana dilin olsun dost doğru konuşamayan insanlardan bahseden bir yazar onların konuşmalarını düzeltmekle yalan söylemiş ve kötü bir iş yapmış olur ki bu namuslu yazarın harcı değildir. Mesela Bereketli Topraklar Üzerinde isimli romanındaki İflassızın Yusuf, Pehlivan Ali, Köse, Hasan, Halo, Şamdin vesaire İstanbul şivesiyle konuşmazlar. Şayet böyle bir şey yapsam da halo Şamdin'i İstanbul'u gibi konuştursam o da duysa akları kanlı gözleriyle yan yan bakıp ula ne pok yedin bu ne incelüştür ben böyle konuşurum demez mi? Bununla beraber romancı yahut hikayeci elbette dilini işleyecek ona gücünün yettiği en iyi biçimi vermeye çalışacaktır ama bu tiplerin bozuk düzen değişlerini düzeltmekle olmaz. Diyaloglar dışında söz sırası kendine geldikçe dilinin en doğru ve en güzel örneğini verecektir. Böyle hareket etmekle yazar dilin hem bugünkü durumunu göstermiş olur hem de nasıl olması gerektiğinin cevabını vermiş. Ben böyle düşünüyorum. Zaten lüzumundan çok ağdalı şive ve taklitlerle anlaşılmazlığa düşmekte de mana yok. Başarılı stilizasyon en doğrusu. 15 Eylül 1953 Notlar, genişliği ve taklidi. Epeyce evvel Mehmet Fuat'ın Tepe dergisinde yeni edebiyatımızın önemli problemlerinden birini el birliğiyle çözmek gibi yapıcı bir zihniyetle ortaya attığı bu şive taklitleri konusu üzerinde uzun uzun düşündükten sonra yayınladığım bir yazı akisler bulmaya başladı. Akşam gazetesinin 21 Eylül 1953 günlü sayısında Sanat Edebiyat sayfasında Melih Cevdet Anday. Yenilik dergisinin Ekim 953 gününü sayısında da Tarık Buğra düşüncelerini belirttiler. Gerek Melih Cevdet Anday, gerekse Tarık Buğra bu konuda benim gibi düşünmüyorlarmış. Düşünmeyebilirler. Belirtmek istediğim bu değil. Şu, konumuzun sınırları belli. Şive taklitleri yapmalı mı, yapmamalı mı? Yapmakla ne kazanırız yapmamakla ne kaybederiz Sınırları bu kadar belli bir konuyu güzel güzel tartışıp Mehmet Fuat ve Melih Cevdet Anday'ın gösterdikleri iyi niyeti göstereceksek ne ala Yok sınırı genişletip işi neden roman ve hikayelerinizde yerli ağızlarla konuşmaya mahkum insanları seçiyorsunuz Aa dökeceksek o zaman işin rengi değişir Evet Tarık Buğra konumuzun dar sınırlarını bu kadar genişletiyor. Bununla da kalmıyor. Esasen çok yanlış anladığı yazımı büsbütün başka taraflara çekip götürmek istiyor. Konumuzun dışında olmakla beraber yeri gelmişken Tarık Buğra'nın merakını gidereyim. Yani tiplerimin için yerli ağızlarla konuşmaya mahkum insanlardan seçtiğimi söyleyeyim. Bütün tiplerimin böyle olmadığı bilinmekle beraber Tarık Buğra'ya sorabilir miyim? Birincisi, öz diline doğru dürüst konuşamayanlarla yurdumuz dop doluyken, bunlarda ezici çoğunluğu teşkil ederken, tiplerinizi niçin öz diline doğru dürüst konuşan azınlıktan seçer yahut tipler uydurursunuz? Canınız öyle istediği için değil mi? Haklısınız. Fakat ben işi böylece kesip atmak istemeyeceğim. İstediğiniz cevabı vereceğim. Bakın. Son 3 yılın müstesna bütün hayatım Anadolu sizin tabirinizle yerli ağızlarla konuşmaya mahkum insanlar arasında geçti. Küçük yaşımdan beri ekmeği onların arasında, onlarla birlikte, onlar gibi kazanmak zorunda kaldım. Onlarla haşır neşir oldum. Tabii onlardan biriyim. Böylece onların yani öz diline olsun doğru konuşmayan insanları, öz dilini doğru dürüst konuşanlardan çok daha iyi tanıdığımı bırakıp az tanıdığım yahut hiç tanımadıklarımı mı almalıydım? Sonra biliyorsunuz, edebiyatımızın hikaye ve roman tarafı başlangıçtan bugüne kadar öz dillerini iyi konuşan azınlığın maceralarıyla dolu. Berikilerse hiç işte öyle değil. Perişan üst başları ve perişan dilleriyle hikaye ve romanlarımızda yeni yeni görünmeye başladılar. Bu kadar ne olsun izin yok mu? Bu konuyu burada keseceğim. Çünkü lafın lafı açması bahsin yılan hikayesi gibi uzaması ihtimali çok. Tarık Buran'ın yazısında şahsımla ilgili konumuzla ilgisiz çok şey var. Cevap vermeyeceğim. Melih Cevdet'inki bir dereceye kadar. Fakat Tarık Burak'ınki beni kandırmadı. Anday, arkadaşımla yaptığım son bir konuşmada belirttiğim gibi, şive ve taklidi mutlaka lazımdır.'' İfadeye kuvvet vermek, yazarın anlattığı insanları gerçekten tanıdığı hissini uyandırmak için ve çok ustaca yapıldığı takdirde işin tuzu biberi kabilinden az miktarda yani anlaşılır şekilde şiveden faydalanılmalıdır inancındayım. Nitekim Anday'da Bereketli Topraklar Üzerinde isimli romanımı beğendiğini söylüyor ki ben orada daha çok Sain dikkat etmek şartıyla şiveden de faydalanmıştım. İkinci kasıt meselesi Varlık dergisinin 1 Ekim 1953 tarihli sayısının okuyucularımızla baş başa köşesinde Mehmet Bolca isimli bir okuyucu şöyle sormuş. Vatan gazetesinin sanat yaprağında Orhan Kemal'in bir mektubunu gördük. Yaşar Nabi'nin bir antolojide her halde Türk edebiyatının en güzel hikayeleri olacak bir milletvekili yazarı öne geçirmek için kendisinin yaşını kasten 3 yaş küçültmüş olduğunu ileri sürüyor. Ne dersiniz? Dergi adına herhalde Bay Yaşar Nabi cevap vererek bu iddiayı çürütüyor. Yani o zat antolojinin çıktığı sıra milletvekili değilmiş. Benim ne bu zatla ilişkim, ne de evvel veya sonraya alnışıma kızdığım yok. Kızsaydım o zaman, yani antoloji çıktığı sıra sözünü ederdim. Kendisine de söylediğim gibi, Bay Yaşar Nabi herhangi bir yere bağlı değildir, bir yazar ve düşünürdür. Böyle şeylerle nasıl kılı kırk yararak uğraştığını dergisiyle yayınlarını okuyanlar bilir bir hikayeci olarak benden ilk defa hayat maceramı mektupla bizzat kendisi sorup öğrenmiştir. Tam da o antolojinin yayınlanacağı sıralar. Yazılı olarak cevap verdiğimi Yaşar Nabi Bey'in de dosyalarla filan gayet metodik çalıştığı bilinen bir gerçek olduğuna göre benim yerimde başkası olsa nasıl düşünürdü? Eğer varlığın son sayısında okuyucusu Bay Mehmet Bozca'ya verdiği cevapta Asıl Orhan Kemal'in o iddiasında bir kastı vardır. Çünkü antolojinin çıktığı tarihte milletvekili olacağı Ümran Nazip'in hatırından bile geçmezdi demeseydi. Mesele kapanıp gidecekti. Şimdi ben itham altında bulunuyorum. Sormak hakkım. Size ne kastım var acaba Bay Yaşar Nabi? Lütfen söyler misiniz? Dünya 15 Ekim 1953